Allah Azze ve Celle ile beraber olmayan her insan yalnızdır. Onun için daralır, yorulur, usanır, varlık içinde yokluk yaşar. Allah Azze ve Celle ile beraber olanlarda yorulma, usanma olmaz. Belalar, musibetler içerisinde onlar baharı yaşarlar. İnsan yalnızdır hakikatte ama Allah Azze ve Celle ile o yalnızlığı aşar. Bunun içindir ki Müslüman ölümden korkmaz ama kafir yalnız olan kişi ölürken acılar içerisinde ayrılır dünyadan bilir ki kabirde yalnızlık var mahşerde yalnızlık var. Dünyanın en güçlü en zengin adamı olsa kim onunla beraber mezara girer kim kabirde onunla beraber olur dünyanın en güçlü kumandanı olsa Askerleri onunla beraber kabre gelirler, mezara girerler mi? İnsan imanı yoksa yalnız ölür, yalnız kabre girer. Fakat vakalallahu inni ma'akum. Allah azze ve celle sizinle beraber. Müslüman o birlikteliği, o beraberliği yaşar. Yalnız ölür Müslüman da. Ama ölürken inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Allah Azze ve Celle'den geldik Ona gidiyoruz O şuurla dünyadan ayrılı Kardeşlerim Allah Teala ile beraber olan insanlara dünyada acı yok Yalnızlık yok Doğa bizi Allah Teala'ya yaklaştırıyor Bizi o birlikteliği veriyor Elimizi kaldırıyoruz Allah Azze ve Celle Duamıza icabet ediyor şah damarı yakınlığında bir kurbet hali. Müslüman bunu hayatın her anında hisseder. Bu süreçte görüyorsunuz. Yani bir hafta öncesinden baktığınız zaman yağmurun bir hafta öncesinde meteoroloji raporlarında Antalya bölgesinde yağmur yok. Fakat Müslümanlar dua dua Allah Teala'ya yalvardılar. Raporların değiştiğini yağmurun yağdığını gördünüz. Diyorlardı ki, bilen bilir, bilime inanalım, raporları gösteriyorlardı. Doğa ile yağmur yağmaz, bilime inanmak lazım. Sonra Müslümanların dualarına Allah Azze ve Celle icabet eyledi, istiğfar etti müminler, pişman olduk, nadim olduk, bizi yakma ya Rabbi dediler. Allah Azze ve Celle, Onların doğalarına icabet buyurdu. Peki şimdi doğanın bu tesirini ortadan kaldırabilmek için bakıyorsunuz. %90'ı Müslüman olan bir ülkede en büyük televizyon kanalları, haber siteleri, onların sunucuları konuşurken diyorlar ki tabiat ormanları soğutma işlemini devraldı yağmur yağıyor. Yağmurun içinde böyle yen yapıyorlar. Yani demek istiyorlar ki ey yağmur müminlerin duasıyla Allah Teala'nın rahmetiyle yeryüzüne gelsen de öyle vaktinde güneşe bakan birisi güneşin varlığını inkar etmesi gibi bedi hakikati reddetmesi gibi biz bütün bunları tabiat yapıyor diyecek Allah Teala'ya isyana devam edeceğiz. Onlar isyan ediyorlar. Onlar senin çocuğunun kalbine iman değmesin diye bunu yapıyorlar. Peki sen neden en az onlar kadar mücadele etmiyorsun? Niçin Müslüman? Leyin şekertum le ezidenneküm. Müminler eğer şükrederseniz Allah Teala nimeti artıracağına haber veriyor istiğfar olursa Cenab-ı Hak yağmuru gönderecek. Ama onlar kendi dünyalarında isyana tuğyana devam ediyorlar. Yani Ya Rabbi senin imzanı, senin mührünü kainatta görmeme noktasında, körle devam noktasında, isyana sebat noktasında devam edeceğiz diyorlar. Çünkü onlar dua etmeyi kendi adlarına bir zillet olarak görüyorlar. Rabbim buyuruyor ki: "Vekale rabbukum ud'uni estecib lekum. İnnellezine yestekbiruna an ibadeti sayudhuluna cehennemedahirin. Ud'uni estecib lekum. Bana dua edin, duanıza icabet edeyim. İnnellezine yestekbiruna an ibadeti" İbadetin bir anlamı da dua. Dua da ibadettir. Duadan kibirlenenler. Çünkü dua bizim fakir halimizi Allah Azze ve Celle'ye arz etmek. Onlar kafir oldukları halde, zelil bir halde cehenneme girecekler. Kardeşlerim, Allah Teala'ya yalvarmayı, dua etmeyi zillet kabul edenler tabiat yaptı diyorlar. Tabiat tab edilen demek. Yani o zaman onu bir tab eden güç var. Tabiat dediğiniz taş, toprak vesaire. Taş toprağa güç isnat ediyorlar. Ona secde ediyorlar. Ama yer ve gökleri yaratan Allah Teala'ya duadan ona secdeden mahrumlar. Müminler dua eder, raporlar değişir. Allah Azze ve Celle rahmetini gönderir. Kafir isyana devam eder. Esen de biz de duaya devam edelim. Allah Teala'ya şükredelim. Ham de ki en zor zamanlarımızda Rabbim bize imdad etsin. Onlar çocuklarınızı zehirlemek, doğadan mahrum bir halde büyütmek için en büyük kanallarda inkarın propagandasını yapıyorlar. Sen de davanı tebliğ et. Evet, deniz orada ama suyu buharlaştıran, gönderen, o bulutları sevk eden bir güç var evladım. O da Allah Azze ve Celle'dir de. De ki evladın mümin ve muahit olarak yaşasın. O halde ahirete yürüsün.